LG'nin yeni ürünü olan Stylus 2, tıpkı Galaxy Note gibi bir kalem ile kontrol edilebiliyor. Bu ürünün en büyük özelliği ise dünyanın ilk DAB Plus destekli akıllı telefonu olması. LG, piyasaya çıkardığı her akıllı telefonu çeşitli özellikler ekleyerek farklılaştırma peşinde. Hatırlayanlar bilir, LG X-Cam arka tarafta yer alan 2 adet kamerasıyla ilgi çekmişti. LG V10 sahip olduğu 2 ekranı ile farkını ortaya koymuştu. Bu sene tanıştığımız LG G5 ise modüler yapısı ile her yerde konuşulan bir ürün oldu. Dolayısıyla bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz LG Stylus 2'de fark yaratan özellikleriyle karşımıza çıkması çok da şaşırmadık. LG Stylus 2 tıpkı Samsung Galaxy Note ailesi gibi bir ekran kalemine sahip. Güçlü donanım bileşeni ile donatılmış ve Note ailesine ciddi bir rakip olabilecek olan LG Stylus 2'nin esas farkı, dünyanın ilk dijital radyo özelliğini sunan akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor olması. LG Stylus 2, 5.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olmasına karşın istenen değerlere ne yazık ki kullanıcıya sunmuyor. Büyük bir ekranda yüksek bir çözünürlük bekliyorken LG Stylus 2'nin 1280x720 piksel çözünürlüğünün yetersiz kaldığını söylemeliyiz. LG, ürün fiyatını düşük tutmak için Full HD ekrandan vazgeçti. Benzer bir durum ekranın parlaklığı için de geçerli. Kapalı alanlarda cihazın parlaklığı yeterli kalmasına karşın açık alanlarda yetersiz kalıyor. Özellikle güneşli ortamlarda neredeyse hiçbir şey görmüyor olmanız çok büyük bir dezavantaj. Ekranın renk doğruluğu ve kontrast değeri gayet iyi. Fakat renklerin dolgunluğu ortamın altında olduğunu söylemeyiz. Bu ekranın diğer bir dezavantajı parmak izine karşı hassas olması. Bu yüzden bu ürünü beraberinde gelen kalemle kullanmak belki çok daha iyi bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. LG Stylus 2 küçük elle sahip olan kişiler için ve tek elle kullanım için pek uygun değil. Bu ürün neredeyse LG V10 kadar büyük. Farkı daha ince ve daha hafif olması. Bir telefon hafif olması birçok kullanıcı için belki önemli bir avantaj. LG Stylus 2 bu hafifliğini kazanabilmek için metal tasarımdan plastik tasarımı tercih etti. Telefonun ön tarafına baktığımızda sade, siyah ve ekstralar sunmayan tipik bir LG tasarımı görüyorsunuz. Arka taraf ise malzeme kalitesi yüksek olan bir plastik kullanıldı. Cihazın açma kapama düğmesi yeni nesil LG telefonlarda olduğu gibi arka kameranın alt kısmında yer alıyor. Ekran kalemi LG Stylus 2'nin üst kısmında gizlenmiş durumda. Oldukça kaygan olan arka kapak çıkartılabiliyor. 3000 mAh'lik pilin değiştirilmesi çok önemli bir avantaj. Bu alanda nano SIM ve 120 GB destekli microSD kart yuvaları yer alıyor. LG Stylus 2 kesinlikle giriş seviyesi bir akıllı telefon. Qualcomm'un 4 çekirdekli Snapdragon 410 işlemcisine sahip olan bu ürün 1.2 GHz sistem frekansında çalışıyor. LG Stylus 2 1.5 GB'lık bir bellek ve 16 GB'lık bir kapasiteyle kullanıcının karşısına çıkıyor. Günümüzün standartlarına baktığımızda bu teknik değerlerin yeterli olmadığını söylemeliyiz. Zaten yaptığımız benchmark testlerinde korktuğumuz başımıza geldi. Bu ürünün performansı Samsung Galaxy S3 seviyelerinde seyrediyor. Menüler arasında takılmadan geçen LG Stylus 2 bazı uygulamalarda ne yazık ki zorlanıyor. LG Stylus 2'nin önemli bir özelliği kuşkusuz ekran kalemi. Kalemi yuvadan çıkarttığınızda ekranında bir menü açılıyor. Bu menüde not alma ve ekran görüntüsü gibi fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Yaptığımız testlerde ekran kalemi performansından memnun kaldığımızı söylemeliyiz. LG Stylus 2 el yazısını rahatlıkla tanımlayabiliyor. Dijital ses yayını teknolojisinin geleceğin radyo standardı olarak görülüyor. LG Stylus 2'nin bu teknolojiye hazır olması birçok kullanıcı için önemli bir avantaj. Bu teknoloji sayesinde internet olmadan yüksek kaliteli ve cızırtısız radyo dinleyebiliyorsunuz. LG Stylus 2'nin arka kamerası 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Gün ışığında ortalamanın biraz üstünde bir performans sergilen bu arka kamera loş ortamlarda sıkıntılar yaratabiliyor. Buna karşın HDR modunda iyi fotoğraflar çekebiliyor. 8 megapiksellik ön kamera ise selfie tutkunları için yeterli. Yine de yüksek bir performans beklemek yanlış olur. LG Stylus 2'nin Full HD çözünürlüğündeki video performansı fotoğraf performansının daha iyi olduğunu söylemeliyiz. Neticede LG Stylus 2 her ne kadar plastik bir tasarım kullanmış olsa da ergonomisinin oldukça başarılı olduğunu söylemeyiz. Burada kullanılan malzeme kalitesi ve işçilik üst seviyelerde seyrediyor. Buna karşın 5.7 inç büyüklükteki ekran daha yüksek bir çözünürlük değeri kullanabilseydi çok daha kaliteli bir ürün elde edilmiş olurdu. Uzun lafın kısası, LG Stylus 2 uygun fiyatı sayesinde Samsung Galaxy Note 4'e karşı
iyi bir alternatif oluşturabiliyor.